Geçen hafta iki tane kardeşim bana bir dizi gönderdiler. Türk yapımı bir dizi. Kübra diye bir dizi kardeşler. Dedim dini bir içerik varsa izleyeyim kardeşim. Beni boşu boşu şey yapmayın. Birinci bölümü seyredeceğim bak. Beğenmezsem izlemem. Tamam hocam ama beğeneceğini düşünüyoruz. Ciddi ibretler var içeride. Sana da malzeme çıkar. Tamam kardeşim. Birinci bölümü seyrettim. Hakikaten süper malzeme var. Sahte peygamber var içeride. Aa, sahte peygamberler benim bantelimdir. Yakalarsam affetmem. Bir çocuğu almışlar, koymuşlar oraya. Çocuğa telefondan mesaj geliyor. Kiminle mesajlaşıyor? Kübra diye bir nickname kullanan Tanrı ile mesajlaşıyor çocuk. Çocuk haramlardan falan sakınan bir çocuk. Namazı, niyazı tek tük namaz kılıyor. Camilere falan gidiyor. Fakat arkadaş ortamı bozuk ama kendisini korumaya çalışan bir çocuk. Herkes de diyor ki ya falanca bu Gökhan kardeş çok farklı bir çocuk ya falan diyorlar. Öyle diyorlar. Bir anda tak diye telefonuna mesaj geliyor. Mesajın ilk cümlesi şu. Sen farklısın. Sen farklısın diyor mesajda. Aa ben hakikaten kim bu ya falan. Ben evet farklı bir insanım. Arkadaşlarım gibi değilim diyor. Bakın etrafınızda size sen özelsin, sen farklısın diyen ve sizi gaza getirmeye çalışan bir sürü insan çıkabilir. Bana şeyhsin, mehdisin, alimsin, senin gibi alim görmedim falan diyen binlerce gaz veren insan çıktı. Kardeşim ben dervişim. Hayatımın sonuna kadar da bu yolda derviş olarak kalmaya devam edeceğim dedim. Hepsine. Rabbime hamdolsun tesirimizi arttırdıkça arttırıyor. Neden? Haddini aşmayacaksın. Derviş olarak kal. Senin şeyhin diyor ki İhramcızade İsmail Efendi. Ben dervişim evladım diyor. Ya benim şeyhim dervişim derken ben nasıl ben şeyhim diyebilirim ya? Böyle bir rezalet olur mu? Zaten Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Ben alimim diyen cahildir. Haddini aşma. Sıradan İslam'a davet eden bir adamım diyeceksin geçeceksin. Çocuk başlıyor Allah ile konuşmaya, yazışmaya. Meğer Allah'la konuştuğunu zanneden kişi kimle konuşuyormuş? Yapay zekayla. Yapay zekanın gelebileceği korkunç noktayı göstermesi açısından dizide güzel mesajlar da var. Sınır alınmazsa, bu yapay zeka olayının önü alınmazsa, sınır alınmazsa binlerce insana ilah, tanrı, herhangi bir tanrı mesajlar gönderebilir. Etrafındaki insanların özel yaşamına dair bilgileri buna ifşa edebilir. İfşa ettiği zaman da o bilgileri o kişiye verdiğinde bu der ki keramet gösterdi. Benim hayatım hakkında sırlarımı biliyor. Efendi Hazretleri çok büyük. Diyebilir. Ve kandırabilir. Peşine binlerce insan sürükleyebilir. Ve bunda da böyle oluyor. Ama dizide bazı arızalı noktalar da mevcut. Mesela yapay zeka bir laptop ekranından buna bir görüntü gösteriyor. Diyor ki ne yaparsan yap kaza ve kaderden kaçamazsın. Bir görüntü geliyor. Tak dışarıda bir kaza oluyor. İki tane araba birbirine giriyor. Çocuk şaşkınlık içinde dışarıya çıkıyor. Bir bakıyor. Yapay zeka yani ona göre Tanrı iki arabayı çarpıştırmış. Ama çarpışan arabalar 90 model Renault. Yapay zeka 90 model bir arabaya tesir edebilir mi? Burada tabii yönetmenler, yapımcılar falan fazla para gitmesin diye kaliteli TOG arabasını ya da Tesla'yı falan çarpıştırmamışlar. 90 model iki tane Renault'yu çarpıştırmışlar. Yahu yapay zeka içinde sıfır teknolojik aksam olan bir arabaya tesir edemez. Mümkün değil. Ama işte orada bir tiyatro çeviriyorlar falan. Çocuk gidiyor, hakikaten bak Allah benimle konuştu, kaza kader dedi ve kaza yerini buldu falan diyor. Dizide gördüğüm şey peygambersiz İslam anlayışı. Halka vermek istedikleri noktalardan bir tanesi bu. Kur'an size yeter, Allah size yeter, peygambere, alimlere, hocalara itibar etmeyin. Bunlara ihtiyacınız yoktur. Bakın, hiçbir ilmim olmamasına rağmen benim gibi bir Gökhan'ı Allah seçti ve benimle konuşuyor. Baş karakter, ana karakter zerre kadar ilmi yok. Dizinin başından sonuna kadar ne bir ayet okudu, ne bir hadis okudu. Halı sahada, onların toplanma mekanı bizim gibi dergahlar değil kardeşler. Bir halı sahayı tutmuşlar. Halı sahada toplanıyorlar. Orada birkaç nasihat falan veriyor. Ama dizinin başından sonuna kadar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dır cümlesi yok. Peygambersiz İslam. Vermek istediği mesaj bu. Peygamber'e ihtiyacımız yok. Muhammed Aleyhisselam'ın ismi bir kere geçiyor. Son peygamber. İsmi bir kere geçiyor. O da bu kişiden değil. Ya sen dini anlatan bir insansın. Dini bir öndersin. Kerametler falan gösteriyorsun yapay zekayla. Senin insanları peygambere, son peygambere sevk etmen lazım gelmez mi? Arkadaşlar ben peygamber değilim. Benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun şeriatı da, yolu da budur. Kur'an'dır. Ben buna tabiyim.
benimle beraber olmak istiyorsanız bunu bilerek geliniz. Peygamber değilim. Bunu söylemen lazım değil mi? Yok. Olayı üstünü kapalı bir şekilde tutuyor. Muhammed Aleyhisselam'dan hiç bahsetmiyor. İlimlerden, alimlerden hiç bahsetmiyor. Hocalar yine bütün biliyorsunuz filmlerde, Türk filmlerinde hocalar hep sahtekar gösterilir. Burada yine hocalar, sarıklılar, cübbeliler sahtekar. Cami imamı gayet güzel bir şekilde en başında, daha dizinin başında bu Gökhan Efendi'yi en başta uyarıyor. Kardeşim diyor bak bunlar vesveselerdir. Vesveselerin seni ele geçirmesine izin verme. Allah ile hiç kimse, hiçbir insan konuşamaz peygamberler dışında. Son peygamber de geldiğine göre sen de konuşamıyorsun. Seni bir şekilde kandırıyorlar. Ya şeytanlar, ya teknoloji, ya bir şey. Hoca baştan bunu ikaz etti. Ama hocayı dinlemedi. Nefsini dinledi. Dizinin sonunda bir ortaya çıktı ki bunun peşinde binlerce insan var. Keramet üstüne keramet fışkırtıyor. Onun özel yaşamından bilgi veriyor, bunun özel yaşamından bilgi veriyor falan. Dizinin sonunda çıktı ki ortaya her şeyi yapay zeka yapmış. Yapay zeka buna etrafındaki şeylerin olup biten bilgisini, istihbaratını veriyor. Bu da kerametler fışkırtıyor. Ve çocuk bunu anlıyor. Ama buna rağmen bu sahtekarlığı o kadar nefsine hoş ve keyifli geliyor ki bu sahtekarlığı sürdürmeye devam ediyor ve bu olayı gizliyor. Arkadaşlar, işin tehlikeli boyutu şu. Keramet, insanlar ilme değer vermiyor. Hiç kimse bu adam hangi yolda ayet biliyor mu, hadis biliyor mu, akaid okumuş mu? Hiç kimse buna değer vermiyor. İnsanların değer verdiği şey keramet, mucize. Harikulade bir hal gördüğü anda sen Hristiyan bile olsan, Yahudi bile olsan peşine binlerce insan gelir. Halkımızın düştüğü durum budur kardeşler. Bu noktada dizinin gösterdiği, verdiği mesaj güzel. Ama diğer mesajları hiç beğenmedim. Çok arızalı. Hele bir komiser vardı. Çocuğu ateist olmuş bir komiser bu dizide. Ateistleri biliyorsunuz. Birisi öldüğü zaman akrabalarından ya da sevdiklerinden hemen Allah'a küsüyorlar. Böyle bir Allah olur mu ya? Zamansız ölümlerin sahibi. Niye benim çocuğumu aldı? Ya, ben bu yüzden ateist oldum diyor. Oğlum, çocuk Allah'ın, sen Allah'ın, evin, araban Allah'ın, dünya, güneş, ay, galaksilerin tamamı Allah'ın. Sahip, yani mülkün sahibi o. Şimdi sen çocukta sahiplik iddia ediyorsun. Bu çocuk benim diyorsun. Senin değil. Sen sadece vesilesin. Sahip o. İstediğini alır, istediğini bırakır. Şimdi benim evimde bir bilgisayarım var, bana ait. Bilgisayarıma istediğim oyunu yükleyip kaldırmak benim elimde mi? Yani sokaktaki bir adam, hayır bu oyunu yükleme hocam. İyi değil, onu oynamanı istemiyorum diyebilir mi bana? Arkadaşım sana ne ya? İstediğim oyunu ben indiririm, yüklerim. İstediğimi silerim. Senin beğendiğin bir şeyi ben beğenmek zorunda değilim. İrade kime ait? Seçim kime ait? Bana ait. Neden? Bilgisayarın mülkü bende. İstediğimi yaparım o bilgisayarda. Şimdi kainatı Allah yaratmış. Aletsiz, çalışmasız, gayretsiz. Sadece bir ol demeyle. Bu kainat içinde Kur'an'ın deyimiyle dilediğini öldürür, dilediğini hayatta bırakır. Senin çocuğunu almış, onun yengesini almış. Arkadaşlar, depremin birinci yıl dönümü bu akşam. 6 Şubat. Biz bir gecede 50 bin insan kaybettik. Tek gece. Allah Teala bizim akrabalarımız, arkadaşlarımızdan, bizi sevenlerden 50 bin insanı tek gecede aldı. Kim itiraz edebilir? Kim ne diyebilir? Sahip odur. Öbür tarafta 8 şiddetinde deprem verir, 50 kişiyi alır. Kim itiraz edebilir? Sen daha iyi çalış. Sen daha iyi, daha kaliteli binalar yap. Sen daha iyi önlem al. Daha az insanın ölmesine vesile ol. Çalış, biraz çalış. Kendini geliştir. Dolayısıyla kızıyor, Allah'a kızıyor. Böyle bir emniyet amiri koymuşlar oraya falan. Böyle bir dizi. Yani arızalı mesajları, doğru mesajlarından çok daha fazla. Fakat en önemli mesele halkımızın düştüğü ilmi seviyenin rezaleti, alçaklığı. Gelmek istediği nokta bu kardeşler.